Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Mayıs Salı. Merhaba. Ukrayna'daki savaş ve borsa spekülasyonları sadece ülkelerin acı çekmesini değil aynı zamanda küresel gıda arzı içinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu durumdan özellikle milyonlarca çocuk etkileniyor. UNICEF'e göre Ukrayna savaşı çocuklar arasındaki ciddi yetersiz beslenme sorununu daha da kötüleştiriyor. UNICEF müdürü Russell, Ukrayna'daki savaştan önce bile birçok aile çatışma, iklim şoku ve COVID-19 pandemisinin etkisiyle çocuklarını beslemek için mücadele ediyordu." dedi. "Şimdi buna Ukrayna'daki savaş ve borsada tahıl ürünleri spekülasyonları da eklendi. UNICEF'in ağır akut yetersiz beslenme çocuklar için Ölümcül bir tehdit başlıklı raporu hem yetersiz beslenmeden etkilenen çocukların sayısının hem de ihtiyaç duydukları ek gıda fiyatlarının artışı konusunda uyardı. UNICEF'e göre dünya çapında en az 10 milyon çocuk hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları ek gıdaları zaten alamıyor. Ek gıda maddelerinin fiyatlarının önümüzdeki 6 ay içinde %16 civarında artması Yılda 600 bin çocuğun daha hayat kurtaran tedaviye erişmesini engelleme potansiyeli taşıyor. Şiddetli akut yetersiz beslenme yaygın çocukluk hastalıklarını ölümcül tehlikelere dönüştürecek. Çocukların bir deri bir kemik kalmış bedenleri virüslere, bakterilere veya mantarlara karşı koyamayacak. Dünyada yoksulların sayısının arttığını duyuruyoruz. Peki dünyanın en gelişmiş ülkesi Almanya'nın 200 bin nüfuslu kenti olan Kassel'deki durum ne? Korona, artan gıda maddeleri fiyatları, düşük ücretler, işsizlik ve şimdi de Ukrayna krizi Almanya'da rekor düzeyde yoksulluğa neden oluyor. Haritacı işi Ferban tarafından Aralık 2021'de yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da yaklaşık 14 milyon insan yani nüfusun %16'sı yoksulluk içinde yaşıyor. Hessen ve Kassel'de de yoksulluk oranı %18 ile tarihi bir zirveye ulaştı. Şu anda fiyatların ve enflasyonun yükselmesi, düşük ücretler sosyal krizi daha da kötüleştiriyor. Bu durum özellikle alt gelir gruplarını etkiliyor. Yoksullar giderek daha da yoksullaşıyor. Almanya'da geçerli olan tanımlamaya göre ya da ölçüye göre ortalama gelirin %60'ının altında gelire sahip olanlar yoksul sayılıyor. Net 781 euro veya daha az geliri olan tek başına yaşayan bir insan yoksul olarak kabul ediliyor. 200 bin'den fazla nüfusu olan Kassel'de şu anda 29 bin'den fazla insan sosyal yardım alıyor. 22 bin insan iş ajansından 3705'i ise aldığı maaş yaşamasına yetmediği için ek ödenek alıyor. Yani çalıştığı halde yoksul. Kassel Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve Belediye Başkanı Ilona Friedrich sorumlu sosyal politikanın görevi Yoksulluğu önlemek ve azaltmak ve etkilenenlerin yaşam şanslarını iyileştirmektir diyor. Ancak yıllardır tekrarlanan bu sözler vatandaşın yoksulluğuna merhem olmuyor. Çünkü özellikle Hartz 4 politikasıyla düşük ücret sektörünün yasal hale getirilmesiyle yoksulluk yıllardır artmaya devam ediyor. Artan fiyatlara ve enflasyona karşı vatandaşı rahatlatmak gerekçesiyle Alman hükümetinin hazırladığı yardım paketi kabul edildi. Buna göre dar gelirlilere çocuklar için bir defaya mahsus acil yardım desteği verilecek. Sosyal yardım alan aileler Temmuz'dan itibaren çocuk başına 20 euro daha fazla çocuk parası alacak. Çocuk parası böylelikle 209 eurodan 229 euroya yükselecek. Hartz 4 yardımı alan veya işsizlik parası 2'den yararlanan yetişkinlere bir defaya mahsus olmak üzere 200 euro ödenecek. İşsizlik parası bir alanlara ise yine bir defaya mahsus olmak şartıyla 100 euro ödeme yapılacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisinde vergiden muafiyet sınırı 9.984 eurodan 10.347 euroya yükseltilecek. Bu da vergi mükelleflerinin yılda yaklaşık 363 Euro daha az vergi ödemesi anlamına geliyor. Bundan başka evle iş yeri arasındaki mesafe en az 21 kilometre olanlar aracıyla işe giderken kilometre başına 38 cent vergiden muafiyet kazanacak. Tüm çalışanlar vergiye tabi olmak üzere bir defaya mahsus 300 Euro enerji yardımı parası alacak. Temmuz ayında bir defaya mahsus 100 Euro'luk çocuk parası ek ücret ödenecek. Ancak 21 milyon emekli yardım paketinden yararlanamayacak. Ukrayna Savaşı'na 2 milyar, silahlanmaya 100 milyar euro ayıran bizim seçtiğimiz hükümet halka ancak bu kadarını layık gördü. Yasanın hazırlanmasından sorumlu olan FDP'li Maliye Bakanı Lindner bile bunun yetersiz olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Kasa Belediyesi bunu her derde deva sosyal politika olarak pazarlıyor. FDK Başkanı Bentele ise yasayı nafaka yasası olarak değerlendirdi. Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama kararı almasının ardından Avrupa ticaretinde buğday fiyatları 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Euronext borsasında geçtiğimiz cuma günü tonu 422 euro olan buğday haftanın ilk gününde 435 euroya çıktı. Ticaret Bakanı Subramanyam Hindistan'ın bazı bölgelerinde buğday ve un fiyatlarının son haftalarda %20 ile 40 oranında arttığını açıkladı. Hindistan'da milyonlarca yoksul aileye yardım ve olası bir kıtlığı önlemek için yaklaşık 20 milyon tonluk stok bulunuyor. Küresel fiyatlar, Rusya'nın buğday ambarı, Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana sürekli artıyor. Gübre kıtlığı ve yetersiz hasat nedeniyle küresel çapta enflasyon arttı. Yoksul ülkelerde kıtlık ve toplumsal huzursuzluk yaşanabileceği yorumları yapılıyor. Euronews'un haberine göre Hindistan gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatını yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin subansiyonları kaldırmasının ardından İran'da gıda fiyatları fırladı. Fiyat artışlarına karşı yapılan protesto gösterileri ülkenin farklı eyaletlerine yayıldı. Enflasyon nedeniyle dünyayı tehdit eden gıda krizi ve Ukrayna savaşının sonuçları İran'da da huzursuzlukları tetikledi. İran'daki birçok ilde temel gıda fiyatlarında uygulanan fahiş fiyat artışı ve İslam Cumhuriyeti'nin ve güvenlik güçlerinin politikalarına karşı halk yeniden sokaklara döküldü. İran rejimi protestoların olduğu illerde internet bağlantılarını keserek ülke içinde yaşananların yayınlanmasını engelledi. Protestolar sırasında şimdiye kadar en az 5 kişinin polis tarafından öldürüldüğü ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protesto gösterilerinde raisi ve Hamene'ye karşıtı sloganlar atıldı. İran'da enflasyon yüzde kırk civarında. Yıllardır ekonomi dönemin ABD başkanı Trump yönetimindeki Washington'ın İran'la 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı almasının ardından ABD'nin 2018'de yeniden uyguladığı ağır yaptırımlardan mustaripti. Son aylarda İran'da daha yüksek yaşam standartı ve daha yüksek ücretler için tekrarlanan protestolar yapıldı. 2019'un sonunda İran'da yoksulluk ve dezavantajlara karşı ülke çapında sürekli gösteriler yapılmıştı. Toplu ulaşım araçlarında kullanılacak 9 euro'luk bilet satışları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Biletler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kullanılacak. Frankfurt taşımacılık şirketi FAGF cuma günü yaptığı açıklamada satışların 20 Mayıs'ta başlamasının beklendiğini duyurdu. Haziran ayından Ağustos ayının sonuna kadar yolcular 9 euro'luk biletle ülke çapında toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Pau Taşımacılık Birliği'ne göre 9 euroluk bilet ISE, IS veya ES gibi uzun mesafeli taşımacılıkta kullanılamayacak. Değerli dinleyiciler geldik hava durumuna. Salı öğleden sonra hava yoğun bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında. Çarşamba gecesi yer yer bulutlu ve yağmurlu. Çarşamba günü bol güneşli ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı ise 31 dereceye kadar çıkacak. Radyo Kasem hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın, her şey gönlünüz olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.